15 ve 16. maddeleri imar komisyonuna acil kaydıyla havalesi öneriyoruz. Bundan önce kurulu kaldırdık. Kabul edenler, etmeyenler, oy verdik, oy vermiştir. 17. Bu ay bizim için çok önemli bazı tarihler var. Milletimiz için, cumhuriyetimiz için zaferlerin olduğu bir ay. Ağustos ayı biliyorsunuz. 26 Ağustos Zafer Harekatı, 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kocatepe'de kazandığımız büyük zafer. Bu ayın içerisinde kutlanan günler. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri olan İzmir'de bu duygular sizler de biliyorsunuz 9 Eylül'de dahil olmak üzere en yoğun şekilde yaşanıyor. Türkiye'nin pek çok yerinden daha yoğun yaşanan duygular. Şimdiden hepimize kutlu olsun bu güzel ay. Ayrıca biliyorsunuz Uluslararası İzmir İnternasyonel Fuarı'nın bu yıl 93.sünü gerçekleştireceğiz. Fuar kapılarını 30 Ağustos günü açacak. Resmi açılış törenimiz 31 Ağustos'ta olacak. Sayın Ticaret Bakanımızın katılacağını öğrendik. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, pek çok Büyükşehir Belediye Başkanımız, pek çok milletvekilimiz açılışta hazır bulunacak. Bizler fuarımızın güzel olması için bu sene elimizden gelen çabayı, özeni gösterdik. Teknoloji temalı olacak. Biraz geleceğe pencere açtığımız bir fuar olacak. Anadolu Ajansı bizim karar vermediğimiz, sadece meclise komisyona havale ettiğimiz bir konuyu çarpıtarak belediye meclisinden oy birliğiyle kabul edildi dedi. Ben de bunun böyle olmadığını söyledim. Türklerin tarihinde Bozkurt efsanesinin olduğunu ve bu Bozkurt simgesinin bizim tarihimizle ilgili önemli bir şey olduğunu, sembol olduğunu hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili bir sorun yok. Ama burada şimdi bir partimize, yani saygı duyuyoruz harekete, hiçbir itirazımız yok. Bir partimize mal olmuş bir parmak hareketi var ve o hareketi yapan arkadaşımız, bir futbolcumuz, evet, bir maçtan sonra herhalde siyasi tercihi bu, bilemiyorum, böyle bir hareket yapma gereği duydu. Ona verilen ceza ile ilgili biz de rahatsız olduk. Yani böyle bir şeyin yapılmasını istemezdik. Bunlar ayrı da. Bozkurt işareti yapmakta olan bir futbolcu heykelini İzmir'e niye dikelim yani? Şimdi tepki gösterin. Gösterelim, başka türlü de gösterelim. Ama şimdi heykel dikmek, heykel dikmek şu anda bizim bu konuda yapmamız gereken şey midir? Biz burada böyle bir heykeli dikmek için yeterli neden ve gerekçe bulmuyoruz. Aziz Türk milleti bizden hizmet bekliyor. Buralarda konuşmamız gereken şey bu şehrin, evet, sorunları ile ilgili çözümler ürettiğimiz, kesinlikle, hizmet amaçlı çalışmalardır. Her ne kadar böyle kelimelerle, cümlelerle bu olayı başka taraflara çekmeye çalışsak da Milliyetçi Hareket Partisi'nin, grup başkan vekilinin meclis gündemine bu konuyu getirme sebebi kendi partilerinin siyasi sembolü olmasıdır. Asla. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen oylarla bir Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı seçilmiş olmam herkesin malumudur. Yine başka makamlarda, başka belediye başkanlıklarında, hükümet temsilcilerinde, cumhurbaşkanlığında herkesin kendi partisi vardır. Bu partisi çerçevesinde siyasi görüşün olması kadar doğal bir şey yoktur. Ve görüşlerimizi dile getirmemizle ilgili de engel bir durum yoktur. Görüşlerimizi dile getirebiliriz. Ama ben hiçbir meclis üyesine bir telkinde bulunmadım. Hiçbir, evet, komisyon üyesini aramadım. Onlara bir zaten mesaj göndermedim. Zaten söyledikten sonra kimseye aramamıza gerek yok Sayın Başkan. Ama şimdi kabul ettiniz zaten. Gazeteciler bu konuyu Anadolu Ajansı'nın hatalı yayınından sonra, ülke gündemine bu kadar yoğun bir şekilde taşıdıktan sonra, bu konu üzerinde bu kadar net, bu kadar ağır tartışmalar devam ederken, eğer kendi görüşümü belirtmeseydim, burada iradesizlikle suçlanabilirdim. Buna da dikkatinizi çekerim. Yani sonuçta ben bu şehrin belediye başkanıyım, bu meclisin de başkanıyım.
burada görüşlerimi dile getirebilirim. Siz de dile getirebilirsiniz ki getiriyorsunuz zaten. Bunların ahlak ve etik sınırlarında olması kaydıyla herkesin özgürce kullanacağı bir hak olduğunu bilmeniz lazım. Burada bizim problemimiz yalanlara, iftiralara, hakaretlere, gerçek dışı bir sürü iddiaya bu olayı taşıyıp toplumu bu konuda germeye çalışan insanlarla ilgilidir. Bunların, bu tür insanların çabalarına hizmet etmememiz gerekir. Bu ülke yeterince kutuplaşmadan çekti. Hepimizi hizmet etmede birleşmeye davet ediyorum. Bizim amacımız bu mecliste bu olmalıdır. Konuştuğumuz konu bu olmalıdır. İşte siz geldiniz ondan sonra çıkarıldı diyerek bana bu işin bir şekilde ilişkilendirilmeye çalışılması yani büyük ahlaksızlık, onu söyleyeyim. Çok büyük ahlaksızlık yani. Yani çünkü ben eğer çıkaracak olsaydım bu arkadaşları, bir düşmanlığım olsaydı kendi belediye başkanlığım zamanında da yapardım. Şu anda ben o belediyenin başkanı değilim. Orada benim idari bir yetkim yok. Yani öyle bir şey yapamam. Dolayısıyla hem insani olarak, hem ahlaki olarak, hem idari olarak, hem siyasi olarak benim bununla hiçbir ilgim yok. Ancak şunu da hepimizin anlaması lazım. Her belediye yönetimi kendi belediyesinde bu tür kararları almayla ilgili bir şeye sahip, idari hakka sahip. Ben şu anda kimin işten çıkarıldığını bile bilmiyorum. Tabii ki bu tür durumlar hepimizi üzüyor. İçlerinde eminim benim tanıdığım bir şekilde benim için anıları olan arkadaşlarımız vardır, doğrudur. Ama burada bir disiplin sorunundan bahsediliyor. Disiplin sorunu olduğunda bunu ciddiye almak gerekir. Yani başka bir kurumda bir problem varsa bunu hemen bizim böyle atlayıp da bir yok saymamız, oraya müdahale etmeye çalışmamız bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bir de şunu söyleyeyim, hani bu tür konular belli bir hukuki sürecin sonunda zaten bir dengeye geliyor. Yani o arkadaşlarımızın bir suçu yoksa, bir günahı yoksa zaten hukuki olarak haklarını elde edeceklerdir. Bunu onlar da gayet iyi biliyor, siz de gayet iyi biliyorsunuz. Ama idari bir karardır. Orada bir belediyemiz var, belediye başkanımız var. Onunla beraber görev yapan arkadaşlarımız var. Onların kararlarına şu anda benim hiçbir saygısız tutum takınmam mümkün değildir. Zaman içerisinde bütün değerlendirmeler yapılır. Bize düşen bir şey varsa yaparız. Ama benim sorumluluğum olduğuna dair iddiaları etik dışı buluyorum. Ben göreve başladığımda 2000 lira maaş alan personel, ben bıraktığımda en az 28 bin lira maaş alıyordu. Bu ne demek? 14 kat artmıştı. Yani bir kurumda giderin, personel giderinin 5 yıl içerisinde 14 kat artması kimin eseridir? Belediye başkanının eseridir. O ülkede o enflasyonu yaratan, o kötü ekonomik tabloyu yaratanların eseridir. Ve bu sadece Karşıyaka Belediyesi'ni değil, bu ülkedeki bütün belediyeleri ve bütün kurumları etkilemiştir. Özel kurumları etkilemiştir. Fabrikalar, iş yerleri kapanmıştır. Ve insanlar halen bu ağır ekonomik tablonun baskısı altında eziliyorlar. Siz bütün Türkiye'yi ayrı bir yere koyuyorsunuz. Sizin ifadenize söylüyorum. Karşıyaka Belediyesi'ni ayrı bir yere koyuyorsunuz. Ve diğer Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri ayrı bir yere koyuyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ve o pandemiyi birlikte yaşadık. O ekonomik krizi birlikte yaşadık. Bu ülke hep beraber yaşadı. Milyonlarca insan işsiz kaldı. Bunların tümü yalandır, safsatadır. Benim o insanların işten çıkarılmasıyla bir miligram dahi bir alakam yok. Kimler olduğunu dahi bilmiyorum. Bununla beni bağlantılandırmaya çalışmanız gerçekten büyük ayıptır. Muhtemelen o sizin gösterdiğiniz ruhsat başka bir yerin ruhsatı, oranın değil, size yanlış bilgi verilmiş. Bunları inceleyelim, tekrar konuşuruz. Ama bu tür ithamlarda bulunurken temiz insanları karalamaya çalışmamalısınız. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde olmaz. Bazı insanlar kasıtlı olarak sürekli bizlerin üzerinde bir şaibe oluşturmak için bu yalanları ısrarla söylemeye devam ediyorlar. Falanca inşaat şirketiyle, filanca alışveriş merkeziyle bizleri bağlantılandırmaya çalışıyorlar. Biz orada 5 sene tertemiz,
tertemiz, bu millete hesap veremeyecek bir gramlık bir şey olmadan görevimizi yaptık. Burada da aynı anlayışla çalışıyoruz. Bu benim yetişim. Telefonum arkadaşlardan rica edeyim. Verir misiniz Latif Bey? Bana her zaman iletebilirsiniz her türlü sorunu. Onun dışında bürokrat arkadaşlarımız burada, genel sekreter, genel sekreter yardımcılarımız, İSSU ve ESOT'tan genel müdürlerimiz, sizlerin huzurunda onlara kesin talimatımdır. Herhangi bir meclis üyemiz, vatandaşımızın bir problemine dair bir şey ilettiği zaman direkt sorumlu sizlersiniz arkadaşlar. Genel sekreter yardımcılarımızın bu konuda sizin şeylerinize açık olacağını bilin. Tamam mı? Biz buraya hizmet etmek için geldik. Hiç kimseyi kimseden ayırmadan, hiçbir zaman halka hizmet ederken siz hangi partidensiniz diye sormadık. Sormayız yani. Bu böyle bir ahlaksızlık olmaz. Genel olarak bizim için bütün İzmir halkı eşittir. Hani bize böyle siyasi sembollü bir heykel dikmeyle isteğiyle talebe siyasi bakarız. Siyasete karşılık veririz ama hizmette böyle bir şey yok. Bu ayrı bir konu. Bunu lütfen bilin. Tavrım, tutumum bugüne kadar hep böyle olmuştur. Geçen 5 yıl karşıya kadar da aynı şekilde olmuştur. Hiçbir vatandaşımıza ne siyasi görüşü, ne etnik kökeni, ne mezhebi, ne memleketi hiçbir şeyini sormayız, etmeyiz. Bizim için bütün vatandaşlarımız eşit. Sorunları da bizim için görevdir. Hepsinin de başımızın üstünde yeri var. Yaşadığımız bazı olumsuzluklar nedeniyle herhangi bir şey içerisinde değilim. Özel bir kötü duygu içerisinde değilim. Bunlar demokratik süreçlerdir. İnsanlar hak talep eder. Onlara karşılık biz de farklı şeyleri söyleriz, savunuruz ama burası bir aile ortamıdır. Bizler tüm çalışanlarımızla, sizlerle de, meclis üyelerimizle de belediyemizin adına bu kurumu en iyi şekilde hizmet eder hale getirmek için çaba gösteriyoruz. Bu sözlerimiz samimi sözlerdir. Bu tutumumuz samimi tutumlardır. Bu anlaşmada uzlaşmaya vardığımız için gerçekten biz de mutluyuz. Hayırlı olsun memur arkadaşlarımıza, belediyemize. İnşallah önümüzdeki dönem hepimizin tüm gayretimizle bu şehre hizmet ettiğimiz bir dönem olsun. Olmak zorundadır. Çünkü ülkemiz gerçekten çok fazla sıkıntıyla uğraşıyor. Ve bizim de yapacak çok işimiz var.